Son zamanlarda temel gıda ürünlerine gelen zamlardan dolayı et tüketmekte zorlanan vatandaşlar Şanlıurfa Balıklıgöl platosunda uygun fiyata köfte satış yapan esnafın yolunu tuttu. Kent genelinde halıcısı, fırıncısı, tavukçusu, ocakçısının bile severek tükettiği uygun fiyatta olan et köfte pek çok kişi tarafından dikkatleri üzerine çekti. Temizlik konusunda da bedelerimizden geldi kadar ama yapacak bir şey yok. Biz bundan bir 3-4 ay önce güzel bir video yapmıştık. Bazı arkadaşlar kötü yorumlar yaptı. Kötü, yok kedidir, yok şöyledir, yok böyledir. Çoğu insan burada ekmek yiyor. Çoğu insan da yemişliği var zaten. 24-25 yıllık bir dükkandır. Babamızdan gelen bize bir miras gibi bir şey yani. Sürdürüyoruz, onun mesleğini sürdürüyoruz. Dürümümüz şu anda 15 liraydı. Şu an 20 lira yaptık. 20 lira herkes diyor ki dürüm mü var, dürüm mü var. Biz satıyorsak vardır. Kimileri diyor kedi var, kimileri diyor köpek eti, kimileri diyor eşek eti. Yani kimileri de gelip çoğu insan da buradan yemiş. O kötü yorumu yaparken hiç kimse düşünmedi mi? Karşı taraf bu insanlar bu dükkanlar ekmek yiyor. Düşünmedi mi? Çoğu insan ekmek yiyor burada. Yani halcısı yiyor, fırıncısı yiyor, tavukçusu yiyor. Ocağı bile tamire götürüyorum, o adam benden ekmek yiyor. Herkes yiyor. Bu çocuk, o kız, sokaktan geçen Urfalıların hepsi biliyor. Belediye de gelip kontrol ediyor zaten. Zabıta da geliyor. Balıklıgöl bir yerde. Halk arasında bu durum bazı vatandaşlar tarafından olumsuz karşılansa da kimi vatandaşlar ise uygun fiyata satılan et köfteyi beğenerek tüketiyor. Uygun fiyata et köfte satışı yapan esnaf Emre Biçim, müşterilere ekmek getirene et köftenin bedava verildiğini söyledi. Esnaf Emre Biçim, babasının geçmişte hamballık yaparak zorluklar yaşadığını ve bu sebeple köfte alamayan vatandaşları düşünerek böyle bir yönteme başvurduğunu vurguladı. Yine söylüyorum, ekmek getirene köfte bedava. Her zaman da olduğu gibi bedava. Getirin istediğiniz kadar, kişi başı bir ekmek bedava. Özgürsünüz, hiç sıkıntı yok. Ya bu kötülük mü oluyor? Bu kedi eti satmış mı oluyor? Babamız daha önce küçüktü. Çok lokantaya gidiyordu, yemek yiyordu. Ustalar veriyordu, ekmek alıyordu. Onun bunun yanına gidiyordu. Babası hambal. Ya Urfalı babaemmi, babası hambal. Hambal olan bir insandan, hambal evlattan ne beklersin?